Beklendiği üzere olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı yeter sayısına ulaşamadığı için toplantıyı gerçekleştirememiş oldu. İlk söylenmesi gereken şey, hiç kimsenin sağlık emekçilerinin yükselen çığlığına sessiz kalmaması gerektiğidir. Bu iktidarın tercihlerini, özellikle ekonomi alanındaki tercihlerinin küçük bir azınlığı, yandaş bir mutlu azınlığı tercih ettiğini daha önce defalarca kez söyledik, bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi sadece o açıdan bile baksak pandeminin kahramanlarından, dişini tırnağını takıp bizi bu zorlu süreçten çıkarmaya çalışan sağlık emekçileri de iktidarın bu tercihi nedeniyle her geçen gün fakirleştiler. Hatırlatalım, doktoru, hemşiresi, tüm sağlık emekçileri hastanelerde pandemiyle mücadele ederken sarayda kendini izole tutan zat bu insanlara hedef göstermekten geri durmamıştı. Ne diyordu bu zat? Söz konusu olan sağlık emekçileri olduğunda, giderlerse gitsinler. Açık söyleyelim, biz kimin gidici olduğunu biliyoruz. Doktorundan hemşiresine, idari personelinden kat görevlilerine, tüm sağlık emekçilerinin de onurlu, hak ettikleri hayatı alacaklarını da biliyoruz. Fakat sağlık emekçilerinin tek sorununun enflasyon altında maaşlarının ezilmesi, nefes almadan günlerce çalışmak zorunda kalmaları, hastane nöbetlerinde layık görüldükleri düşük besin değerli öğünlerden ibaret değil. Bu ülkede sağlık emekçileri her gün hastanelerde şiddete maruz kalıyorlar. Hastane koridorlarında maalesef oluk oluk akan doktor kanlarına tanık oluyoruz. Kısacası aslında sağlık emekçileri neredeyse daha iyi yaşamak için değil de hayatta kalmak için bile mücadele vermek zorundalar. Buradan tüm yurttaşlarımıza, herkese sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Hayat kurtarmak için yola koyulduğunuz bir işiniz var. Ama her gün kendi hayatınız tehlike altında. Bu şartlarda nasıl kendinizi o işe verebilirsiniz? Aldıkları maaşlarla yaşayamamaları, hükümet eliyle iş koşullarının insan standartlarının bile altında olmasını geçtim bile. Dediğim gibi, yaşamak için değil, hayatta kalmak için mücadeleye mahkum edilen sağlık emekçilerinden söz ediyoruz. Ve tam da bu nedenle geçtiğimiz günlerde meclisin olağanüstü toplanması için yapılan çağrı sonrasında Türk Tabipler Birliği meclisteki partilere bir çağrı yaparak şiddete karşı harekete geçmelerini istedi. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu çağrıya destek veriyor ve sesimizi baskıya, şiddete ve haksızlığa maruz kalan tüm sağlık emekçileri için bir kez daha yükseltiyoruz. Tüm dünyayı, ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde canlarını dişlerine takarak çalışan, ön saflarda bu kurtuluş mücadelesini veren, gününü gecesine katıp toplumun iyiliği için çabalayan sağlık çalışanlarının gördüğü muamele, yüzleştikleri şiddet ve çalışma koşulları kabul edilemez. Bununla ilgili de şu anda mücadele ettiğimiz şey neredeyse artık bir hastalık olan COVID değil, doğrudan AKP rejimi, saray rejiminin kendisi. Dolayısıyla sağlık emekçilerinin AKP'ye karşı verdikleri bu hayatta kalma mücadelesine, bu yaşam mücadelesine elbette sonuna kadar destek olacağız. Ve buradan bir kez daha en kısa sürede sağlık emekçilerinin taleplerinin kabul edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği görüşümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, sağlık emekçilerinin
durumunu zaten hepimiz gözlemliyoruz. Bunun nedeni olan bu iktidarın tercihlerini, bu iktidarın emekçi düşmanı karakterini, bu iktidarın kendisinden olmayan herkesi düşman gören yaklaşımını zaten biliyoruz ve bir kenara koyuyoruz. İşte tam bu aşamada bir noktayı daha yurttaşlarımızın dikkatine sunmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 120 milletvekiliyle iç tüzüğün gerektirdiği biçimde bir çağrı yapmış. Bu çağrının esas olarak doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama bu kadar önemli bir çağrının, sağlık emekçilerinin yaşam mücadelesinin konusu olan bir çağrının gerektirdiği sorumlulukla davranmadığını da buradan ifade etmek istiyoruz. Bakın biz özellikle son 4 yıldır bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen ucube sistem yürürlüğe girdiği günden bugüne iktidarın, AKP'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın meclise nasıl yaklaştığına ilişkin sayısız örnek biliyoruz. Yani zaten mecliste sayısal çoğunluk bizde, o zaman meclisi Cumhurbaşkanı'nın bir noter makamına çevirelim anlayışıdır bugünkü iktidarın anlayışı. İstedikleri zaman, istedikleri yasayı genel kurula, meclis gündemine getirip istedikleri gibi çıkartma gücüne sahip olduklarını bildikleri için de muhalefetin tüm girişimlerini yok sayan, muhalefetin tek bir yasa önerisini genel kurulun görüşmesine izin vermeyen bir tekçi zihniyet, tek adam zihniyetinin yansıması iktidarın karakteristik bir özelliği haline gelmiş durumda. Bunun ne kadar kötü sonuçları olduğunu da zaten hepimiz biliyoruz ve uzunca bir süredir yaşıyoruz. İşte tam bu noktada sadece iyi niyetli bir okumayla bile baksak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken buna karşı ana muhalefet sorumluluğu gereği tüm muhalefet partilerinin bu sürecin bir ortağı parçası haline getirilmesi için özel bir çaba harcamaktı. Yani şu yaklaşımı doğru bulmak, kabul etmek mümkün değil. Tipik bir AKP yaklaşımdır. Çoğunluk bende, herkes benim istediğimi yapmak durumunda. Maalesef görüyoruz ki uzun yıllardır AKP'nin yönettiği Türkiye'de bu anlayış siyaset ikliminin bir bütün olarak bozulmasına neden olmuş ve ana muhalefet, önümüzdeki dönem iktidara aday olduğunu söyleyen ana muhalefet de usul açısından aynı yaklaşımı sergilemiştir. Bu kadar önemli bir kanun teklifini mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, iktidar bloku, Cumhur İttifakı, AKP bunu zaten istemiyor, bunu biliyoruz. Bunun için müneccim olmaya gerek yok ki. O zaman yapılması gereken şey ne? Bütün muhalefet partilerinin bir araya geleceği zeminlerin yaratılması, bir sorumlulukla davranılmasıdır. Değerli arkadaşlar, bu kötü deneyimin son derece önemli sonuçları vardır ve kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Ülkeyi 20 yıldır yöneten bu yanlış akıl, bu halka hiçbir şey sunmayan, halka her geçen gün daha büyük zararlar veren iktidar anlayışından kurtulmak istiyorsak onların davranışlarını tümüyle reddetmemiz gerekiyor. Tümüyle reddetmemiz gerekiyor. Yapılması gereken tüm muhalefet güçlerinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelebileceği bir yaklaşımı, bir demokratik yaklaşımı benimsemek, buna uygun davranışlar sergilemektir. Ama açık söylüyoruz, bu yaklaşım bizi kaygılandırmaktadır. Bu yaklaşım yanlıştır. Aynı mantığın bir tezahürüdür. Ve bunu kabullenmek mümkün değildir. Ve değerli arkadaşlar, bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi de ne yaptı? Bunu ayrıca son derece önemli bir konu olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın gazetelere yansıyan bir demeci var. Diyor ki, eğer meclis açılırsa, olağanüstü toplantı yapılırsa, milletvekilliği düşürülmesiyle ilgili tezkereleri mecliste görüşürüz. Açıkça tehdit etmektedir. Bakın, siz sağlık emekçileri için yan yana gelirseniz, bizim meclisteki çoğunluğumuz var, biz de sizin milletvekilliklerinizi düşürürüz. Tehdidi bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağzıyla
muhalefet saflarına dillendirilmiştir. Bu AKP zihniyetinin, AKP yaklaşımının özelde Kürt sorununa, genelde Türkiye'de demokrasi mücadelesine nasıl yaklaştığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Ve bunun, buna muhalefetin asla izin vermemesi lazım. Seçilmiş insanların milletvekilliklerinin düşürülmesi, siyasi nedenlerle düşürülmesi zaten kabul edilebilir bir şey değilken AKP bu konuda nasıl kendi çıkarlarına göre bunları kullanmak istediğini bugün bir kez daha Şentop'un ifadeleriyle ortaya koymuştur. Bu tehdit dili açıkça utanç vericidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaklaşımı yanlıştır. Bize bir daha aynı hataları işlememek, bu hatalar işlendiğinde neyle karşılaştığımızı gösteren bir örnek olması açısından önemlidir. AKP'yi yenmek istiyorsak kişisel, grupsal, partisel bütün çıkarlarımızı bir kenara bırakacağız. Memleketi, memleketin emekçilerini, yoksullarını dert edinen bir sorumlulukla hareket edeceğiz. Herkesin Türkiye'nin nasıl büyük bir mücadele süreci içerisinde olduğunu görmesi, nasıl tarihsel önemde sorumluluklarla karşı karşıya olduğumuzu düşünerek buna uygun adımlar atması gereken bir dönemdeyiz. Söz konusu olan ana muhalefet olunca bunun iki kere, üç kere daha fazla sorumluluk yüklediğini de buradan söylemek istiyoruz.